Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Alman Erbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim sesleri. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygunlara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. İyi akşamlar. Umarım iyisinizdir. Size söylemek istediğim bazı şeyler var. Bu yüzden bir podcast daha yapma ihtiyacı hissettim. Haftaya yeni belgesele geçeceğiz. Kayıp Uygarlıkların İzleri adlı serimiz sona erdi. Ancak daha önce de dediğim gibi bu konu kolay bitecek bir konu değil ve ileride mutlaka bu konuya ayrı ayrı başlıklar halinde gireceğiz. Ve farklı esrarengiz buluşlar üzerine de konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bugün bile hala açıklanamayan kalıntılar bulunmaya devam ediyor. Ancak bu seriyle ilgili eksik anlatmış olabileceğim, yanlış anlaşılmış olabilecek bazı noktalar vardı. Onları da anlatmak istiyorum. Gize Vadisi'ndeki piramitler üzerinde bulunan ve makine izleri olduğu iddia edilen izleri anlatırken biraz kararsız kalmıştım. Bunun gibi bir konu daha var kararsız kaldığım. Şimdi bu Gize Vadisi'ndeki piramitler üzerinde bulunan izlerin ne oldukları, nasıl yapıldıkları ile ilgili doğru dürüst bir bilgiye ulaşamadım. Bu yüzden video esnasında insanlara seslenerek oraya gitmiş olan ya da bu durumla ilgili bilgisi olan varsa paylaşmasını rica etmiştim. Bir kadın arkadaşımız yazdı bunun üzerine daha sonra. O da kaynağı hatırlayamadı ama bu izlerin bir çark düzeneğiyle yere sabitlenmiş ve hızla döndürülen güçlü mekanik bir sistemle yapıldığına dair bir kaynak bulunduğunu söyledi. Yani buna antik bir matkap veya lapidari makinesi diyebiliriz. Bu lapidari makinesi de tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum çünkü yabancı olduğum bir kelime bu. Umarım doğru okuyorumdur. Tabii ki bu makinelerin ilkel bir versiyonu ama yine de graniti böyle kesebiliyormuş veya delebiliyormuş. Muhtemelen yerine gidip oradaki insanlarla veya en azından birkaç uzmanla görüşmeden bu konu biraz alacakaranlıkta kalacak. İkinci mevzu. Bu konu çok daha önemli benim için ve sizin için de öyle. Çin'deki Türk piramitleri konusu. Neden tereddüde düştüm derseniz, bu konuyla ilgili Türkçe bir iki kaynak dışında hiç kaynak yok. Tüm yabancı kaynaklar, ki bunları da araştırmak teyit için çok önemlidir. En az 4-5 kaynağa bakmazsanız bir konuyu tam olarak doğrulayamazsınız veya benim içim rahat etmez en azından. Fakat bütün yabancı kaynaklar bu piramitlere Çin piramitleri diyor. Şimdi bunu da hemen işte Çinliler gerçekleri dünyadan saklıyor. Tüm yabancılar zaten Türklere düşman vesaire gibi ön yargılarla yorumlamak istemiyorum çünkü bu zihniyetle doğruları bulmak da çok zor olur. Yeryüzünde binlerce yıl öncesinden kalmış tarihi abideler üzerinden bu devirde siyasi bir husumet yürütmek veya bunları da siyasi düşmanlığa alet etmek aptalca olur. Biz mesela Anadolu'daki anıtların hepsine Türktür demiyoruz. İzmir'deki harabelerin her birini kendi ismiyle anıyoruz ve Ayasofya'ya mesela Safiye demiyoruz. Hem Çin gibi bir devletin işte yahu burada Türklerin piramitleri varmış hemen yok edelim vallahi hapı yutarız işte ülkemizi işgal ederler bizden toprak talep ederler filan gibi bir tavır takınacaklarını da sanmam. Bu saatten sonra kim kime ne yapabilir veya ne isteyebilir? Hiçbir şey. Neyse ben yine de sadece iddialardan ibaret gibi görünen bu konuyu da işledim geçtim ama aklım orada kaldı. Neyse ki bir kadın arkadaşımız özelden yazdı. Bu beni biraz rahatlattı. En azından gidip gören biriydi. Ya da ben yine de işimi sağlama almak için gördüğünü iddia eden diyeyim. İsmini söylememi istemedi. Bu yüzden
söylemeyeceğim ama anlattıklarını hiç değiştirmeden size aktarıyorum. Bu kadın bölgeye gitmiş ve her şeyi gözleriyle görmüş bir insan. 2005 yılında Doğu Türkistan bölgesinde bulundum ve videonuzda bahsettiğiniz Lolan güzeli dediğiniz mumya da dahil birçok mumyayı çok yakından gördüm. Bu arada bu mumyanın isminin Uygurcası Kroren güzeli. Çinliler kendi dil özellikleri itibarıyla Lolan güzeli diyorlar. Çünkü Çinlilerde R harfi yokmuş. Hepsi Urumçi'deki Sincan Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor. Çıkarıldıkları yer ise sizin dediğiniz gibi piramitlerin içi değil, Tarım Nehri Havzası'nda bulunan ve şu anda çöl bölgesi olan bir yer. Kazıları Japonlar yaptı ve bulunan en eski mumya olan Kroren güzeli için 5000 yıllık dendi, sonradan bu 3000 yıla çekildi. Doğu Türkistan'da bulunduğum süre içerisinde bahsi geçen piramitleri değil görmek, onlardan bana bahseden dahi olmadı. Orada yaşayan, Kültür Bakanlığı'nda çalışan ve işi gereği köy köy gezen çok yakınım olan kişiler bile. Özetle bence piramitler konusu yalan. Dediğim gibi evet mumyalar var ancak bunlar doğal hava koşullarından dolayı kurulmuşlar. Yani insan yapımı mumya değiller. Kroren güzeli de müzede ama diğer o kırık heykellerin aslı astarı yok. Ancak müzede bazı Türk mumyaları gerçekten de var. Elimde maalesef fotoğraf yok çünkü müzede fotoğraf çekmek yasaktı. Türk piramitleri konusunun yalan olduğuna dair en basit örnek, Moğolistan'daki Orhun anıtlarının kazısını yapan Türk profesör Ahmet Taşağıl. Ona sordular bu piramitleri, adam Çin'e gitti geldi. Antik Çince dahi okuma yazması var. Ancak Ahmet Taşağıl bu piramitleri ne görmüş ne de okumuş. Müzede sergilenen pek çok mumya vardı. Japonlar kendi köklerini Türklerde aradığından Uygurlara ilgileri büyük. O yüzden pek çok burs verip oradaki kazılara sponsor oluyorlar. Kroren güzeli ve başka pek çok mumyayı da onlar çıkartmış. Dediğim gibi tarım havzasında. Kroren güzeli en eskisi. Uzun boylu, çıkık elmacık kemikli, beyaz tenli bir kadın. Ne yazık ki zamanla bozuluyor mumya. Benim müzede gördüğüm sizin belgeseldeki fotolardakinden daha güzeldi. 5000 yıllık denmiş ama sonra bu tarih 3000 yıla çekilmiş. Yanında bir de bebek vardı Kroren güzelinin. Ama onu çok sonra koymuşlar mezara. Üst üste gömülmüş de olabilirler. Hatırladığım saçındaki bit bile duruyordu. Duvarda hayattayken nasıl görünmüş olduğunu gösteren bir resim yapılmıştı müzede. Güzel kadınmış. Kesinlikle sarı ırktan değil. Başka mumyalar da vardı ama onlar daha genç. Mesela bir çift vardı. Kadın ve erkek. Muhtemelen zengin aileler. Kadın da erkek de uzun saçlıydı. Tahminim saçları hayattalarken kahverengi veya kumraldı. Hatta belki de sarı. Kıyafetlerini hatırlıyorum. Kadının kırmızı yünlü dokuma elbisesi vardı. Günümüz hippilerinin giyeceği tarzda şeritler de vardı galiba. Elleri ince ve zarif. Adam da uzun sayılırdı. Hatta gençliğinde oldukça yakışıklı olduğunu tahmin ediyorum. Çıkık elmacık kemikleri ve Avrupa'yı bir yüz. Ayrıca yüzleri mavi boyayla boyalıydı ama boya mı dövme mi bilemedim. Rehbere göre bunlar nasıl olduysa Avrupa'dan gelen tüccarlarmış. Birkaç bin yıl önce Avrupa'da ne ticareti yapıyorlarsa. Türk olduklarını zinhar söylemezler doğal olarak ama şu gerçekte var ki bunların yaşadığı zamanda Türkler henüz oralara gelmemişti. Başka bir mumya daha vardı ama çok daha geç bir döneme ait. Çinliye daha çok benziyor. Prens ya da onun gibi bir şeymiş. Onun yüzü bozulmuş, kapatmışlardı ama bedeni duruyordu ve çok uzun boyluydu. Beraberinde okunu ve yayını da gömmüşler. Yay neredeyse insan boyunda ve törensel bir yay değildi, kullanılmış olduğu çok belli. Yani bu adam çok güçlü biri olmalıydı. Ve ben bu noktada kadına Türk piramitlerinin veya bu tabirin yabancı kaynaklarda geçmediğini söyledim. Bu çok düşündürücü. Şöyle bir cevap verdi,
Yabancı kaynaklarda Türk piramitleri diye bir tabirin geçmemesi normal, çünkü öyle bir şey yok. Mesela Amerikalılar durur muydu öyle bir şey olsa? Çinlilere bayıldığımdan değil, ama saklamak için mantıklı sebep yok. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Moğolistan'a da gitmiş biri olarak diyebilirim ki Türklerin ana yurdu olan yerler coğrafi açıdan çok ama çok kısıtlı imkanlara sahip. Bu nedenle de sürekli hareket halinde olan bir topluluğun böyle büyük yapıları yapması mantıklı değil. Oğuz Kağan'ın heykelini yapacak olsa dümdüz yaylalar, platolar her yer. Kocaman bir tane dikmez mi ortalık yere? Niye piramidin içine yapıyor? O kadar büyük bir kurgan da yapmazlar. Malum büyük adamların gömülü olduğu yerler, Türk töresinde özellikle, herkesten gizleniyor. Çin Doğu Türkistan'a 1952'de girdi. Ondan önce Batılılar, Almanlar, İngilizler gezmiş dolaşmış oraları. Onlar da mı fark etmedi? Eğer tarihimizi arayacaksak, Moğolistan'da aramalıyız. Sonradan çıkıp diğer yerlere yayılmışız. Oradan tutup Moğolistan'a göç etmiş olamayız herhalde. Sonra biraz kalıp geri dönmüş de olamayız. İşte böyle arkadaşlar. Bu gezgin hanımefendinin size de aktarmaya değer bulduğum anlatımları ve görüşleri bu yönde. onedio.com sitesinde Anıl Göç isminde bir kullanıcının 1 Eylül 2016 tarihinde eklediği bir yazıda Profesör Ahmet Taşağal'ın bu piramitlerle ilgili görüşlerine yer verilmiş. Yazıyı okuyorum sizin için. Çin'de Türklerin eski tarihine ait piramitlerin bulunduğu ve Çin'in bu eserleri sakladığı iddiası, özellikle son yıllarda internet mecrası aracılığıyla yayılmış bir nazariyedir. Tarih alanındaki yeterliliğe sahip olmayan insanlar tarafından ortaya atılan bu iddialar, birçok insan tarafından sorgusuz sualsiz bir biçimde gerçek kabul edilmiştir. Oysa eski Türk tarihi alanındaki uzmanlar bu konuyu tartışmaya değer bile bulmamaktadırlar. Temel olarak bu hususu dile getirenler, bu yapıların Türk mezarları olduğunu ve Çin devleti tarafından incelenmesinin yasaklandığını iddia etmektedirler. Buna göre Çin, bu eserlerin bulunmasını istemediği için üstlerini toprakla tepe şekline getirerek ağaçlandırmış ve çevresini tarıma açık hale getirmiştir. Bu yapıların keşfi 2. Dünya Savaşı yıllarına rastlar. Çin üzerinden geçen uçaklardan görünen bu tepeler, Mısır piramitlerine benzetilmiş ve hiç beklenmedik Çin coğrafyasında bu tip yapıların gözlemlenmesi insanlar üzerinde bir heyecan yaratmıştır. İlerleyen yıllarda ise ülkemizde tarihe ilgisi olan fakat tarih alanında hiçbir formasyonu bulunmayan bazı araştırmacılar tarafından Orta Asya coğrafyası ile ilişkilendirilerek bu yapıların Türklere ait olduğu iddia edilmiştir. Çin'in sakladığı Türk piramitleri nazariyesinin savunucuları bu piramitlerin Uygurlar tarafından inşa edildiğini ileri sürerler. Uygurlar hakkında birçok tarihi bilgiye sahip olmamıza rağmen bu tip devasa yapılar inşa ettiklerine dair hiçbir bilgi mevcut değildir. Ortaya atılan iddialar o kadar karışıktır ki, birkaç satır evvel Uygurlar tarafından inşa edildiği söylenen piramitler, birkaç satır sonra milattan önceye tarihlendirilmektedir. Milattan önceki devirlerde Uygurların ne aradığı sorusu ise iddia sahiplerine yönlendirilmesi gerekmektedir. Gizlenen Türk piramitleri nazariyesini savunanların en büyük müracaat kaynağı Kazım Mirşan'dır. Geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden Kazım Mirşan, Türk tarihinin milattan önce 15 binlere dayandığı, yazıyı Türklerin bulduğu, Sümer, Hitit, Frig, Etrusk gibi uygarlıkların kökeninin Türklere dayandığı, Çin'deki bu piramitlerin Türkler tarafından inşa edildiği gibi çeşitli görüşlere sahipti. Fakat müteveffa Kazım Mirşan'ın mesleği inşaat mühendisliğiydi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim görmüştü. Sosyal ve beşeri bilimler alanında yüksek eğitim almamıştı. Hobi olarak tarih araştırmacılığı yapıyordu. Çin'de gizlenen piramitler iddiasını savunanların ortaya attığı iddiaların sınırları çok geniştir. Hatta bu piramitlerin Mısır'daki örneklerinden daha evvel yapıldığı ve Mısır piramitlerinin bu Türk piramitlerinden esinlendiği görüşü de ortaya atılmaktadır. Fakat M.Ö. 2000'li yıllardan evvel Mısır coğrafyasıyla nasıl iletişime geçildiği sorusu cevapsızdır.
Bu konu hakkında ortaya atılan temel iddiaları belirttik. Eski Türk tarihi alanındaki önemli çalışmalarıyla tanınan Profesör Ahmet Taşağlı'nın konu hakkındaki görüşleri ise, Türk piramitleri olarak tanıtılan yapıların eski Çin imparator mezarları olduğu yönündedir. Bölgede bilinen eski Türk uygarlıklarının da bu denli devasa yapılar inşa etmeye gereksinim duymayacaklarını, bunun yanı sıra inşaat için gereken ağır insan gücü ve maddi imkanlarında karşılanamayacağını belirten Ahmet Taşağıl, bu yapıların doğrudan Çin tarihiyle ilişkili olduğu görüşündedir. Bir başka sitede, Abdurrahman Yılmaz adlı bir yazarın yazısında ise şu satırlar dikkatimi çekti. Yaşlı bir Çinli rehberliğinde piramitlerin iç kısımlarına girdiklerini belirten Oktan Keleş, piramitlerin içinde Türklere ait olduğunu düşündükleri sembol, heykel ve tabletler olduğunu belirtmiştir. Keleş, kendilerinin ortaya koyduğu deliller karşısında Çinli yetkililerin, eski dönemlerde Uygurlar, Çinliler adına paralı asker olarak görev yapıyorlardı. Buradaki semboller ve işaretler de onlardan kalma dediğini aktarmıştır. Son olarak bir başka tarih sitesi, ki linkler açıklama kısmındadır, şöyle diyor. Türk tarihiyle ilgili pek çok efsane uydurulmuştur. Bu efsanelerden biri de Çin'deki beyaz piramitler hakkındadır. Haluk Tarcan gibi kişiler bu piramitlerin Türklere ait olabileceğini dile getirmişlerse de bu aralar Çin'deki Türk piramitleri dendiğinde akla gelen ilk kişi Oktan Keleş'tir. O piramitlerin Türklere ait olduğunu iddia etmekle kalmamış, bir de piramitlerin içinden çektiğini iddia ettiği birkaç fotoğrafı yayınlamıştır. Oktan Keleş'in iddiası, kendisine sorulan sorulara tutarsız cevaplar veren yaşlı bir Çinlinin sözlerine dayanmaktadır. Bu yaşlı Çinli ona güya piramitlerin Türklerin atalarına ait olduğunu söylemiş. Bu bir iddiadır ama yaşlı bir Çinlinin verdiği bilgiler elbette ki bilimsel bir kanıtmış gibi kabul edilemez. Hele ki Oktan Keleş'in piramitlerde Cumhuriyet'in 100. yılına dair kehanetlerin yer alabileceğini söylemesi, iddiasının güvenilirliğini başlı başına sarsmaktadır. Bugün Orta Asya Türk tarihi konusunda en güvenilir isimlerden biri olan Ahmet Taşağlı'ya Çin'deki piramitler hakkında bir soru sorulduğunda, o da diğer tarihçiler gibi bu piramitlerin Türklere ait olduğu iddiasının bir efsane olduğunu dile getirmiştir. Çin'deki piramitlerle ilgili hiç bilgi olmadığı, Çin'in gerçekleri sansürlediği internet ortamında sıkça iddia edilmektedir. Aslında bu konu hakkında bilgi sahibi değiliz demek doğru değildir. Çünkü piramitler hakkında belgesel bile çekilmiştir. Söyleyebilirim ki elimizde piramitlerin Çinlilere ait olmadığını iddia edebileceğimiz bilimsel bir kanıt yoktur. İlber Ortaylı'nın kitabında şöyle bir cümle yer alır. Bizim hayali Türk kahramanlara ihtiyacımız yok. Her devirde, coğrafyanın her yerinde varız zaten. Doğru. Onun da dediği gibi bizim efsanelere, hele ki uyduruk kehanetlere hiç ihtiyacımız yok. Zaten binlerce yıllık şanlı bir tarihimiz var. İşte böyle arkadaşlar. Başından beri şiar edindiğim tarafsızlık prensibimiz doğrultusunda karşı kaynaklara da elden geldikçe yer vermiş olduk. Ki bu kaynaklar daha bir bilim, çünkü içlerinde Ahmet Taşağıl, İlber Ortaylı gibi referanslar var. Ancak şunu da söylemek zorundayım, maalesef bu tarafsızlık bazı rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Farklı kaynakların hepsine yer vermeye çalışınca bunlar doğal olarak her zaman birbiriyle çelişiyor. Karşıt iddialar ileri sürülüyor ki bu çok normaldir, bu olması gerekiyor. Bu da bu tarza alışkın olmayan insanların kafasını karıştırıyor ve bu yönde de yorumlar geliyor. Hatta açık açık ne diyorsun sen ya, ya bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun gibi yazanlar oldu. İşte bu diyorsun kısmıdır aslında biraz da işi bozan. Verdiğim kaynaklara ve isimlere hiç aldırmadan anlattığım her şeyi hepsi benim şahsi fikirlerimmiş gibi görülünce kafalar karışır tabii ki. Tarafsızlık ve tutarsızlığın birbirine karıştırılmasından doğan bir dram var ortada. Ayrıca şunu da söyleyenler çıkmaya başladı. İşte
Hepsi teori, hepsi varsayım. Elinde kesin bir şey yoksa anlatma kardeşim, zaman kaybı. Eğer konu teorilerden, iddialardan ve varsayımlardan ibaret ise ben size kesinmiş gibi anlatamam. Teoriyi teori olarak, bilimsel gerçekleri ise bilimsel gerçekler olarak anlatmak zorundayım. Birileri gibi çıkıp da Atlantis'i, Lemurya'yı bilim tarafından gizlenen gerçek tarihmiş gibi anlatamam. Yok, eğer böyle anlatanlardan hoşlananlar varsa onları dinleyebilirsiniz. Çünkü bu tür şeyler anlatan sayısız Türkçe kanal var. Çok da ilgi görüyorlar. Kanalları da benim kanalın 10 katı hızlı büyüyor. Ve tabii bu da başka bir trajedi. Söyleyecek bir şeyim yok. Olayın bu kadar uzağında kalmış insanlara dert anlatmaya başlarsam hiç çalışmamam lazım. Bu sefer de benden çalışma bekleyen insanlar var. Onlara ayıp olur. Özellikle şunu da söylemiş olayım. Tartışmalı konularla ilgili benim anlatım tarzım bu. İddia ise iddia, teori ise teori, en sonda da bilim insanlarının fikirleri. Kaynaklar konusuna gelince, sürekli tekrarladığım bazı kelimeler var. Onları neden tekrarladığım sorulmuş. İşte bundan. 100 defa tekrarlamam bundan. Fakat yine işe yaramamış, galiba 200'e çıkaracağız tekrar sayısını. Bilim insanları ve bağımsız araştırmacılar ayrımı mesela. Ne demek bu? Neden ayrı ayrı anlatıyorsun diye sormuşsunuz. Çünkü bunların ayrı kaynaklar olarak aktarılması zorunludur. Bilim insanları belli bilimsel veya resmi kurumlara, enstitülere, akademilere, üniversitelere bağlı çalışan, çoğu zaman belli ünvanlara sahip, çalışmalarını da belli metotlarla yürüten insanlardır. Bu metottan geçemeyen varsayımlar çöpe gider. Bu insanlar çok ağır sorumluluk altındalar. Bu metot dediğimiz şey de bilimsel yöntemdir. Bunun ne olduğunu geçen podcastlerde anlatmıştık. Bağımsız araştırmacıların ise böyle bir kaygıları yok. Bu arada bazen bu bağımsız araştırmacıların da ünvanları olabiliyor. Mesela Azmanlar ve Kailash Dağı efsanesi. Videolarımızda hakkında bahsettiğimiz Rus araştırmacı Ernst Muldashev. Bu adam aslında bir göz doktoru ve bir cerrahtır. Hem de iyi bir cerrahtır. Fakat adam sırf cerrah diye işte dev insanlarla ilgili, antropoloji ile ilgili, Kailash Dağı ile ilgili teorilerinin veya iddialarının hemen kabul edilmesi gerekmiyor. Çünkü o alan bu adamın mesleği dışında kalan bir alandır ve o alanda bağımsız araştırmalar yapıyor. Ancak okült ilimlere fazlasıyla kaptırmış durumda. Fikirleri ise bilim insanları tarafından safsata olarak değerlendiriliyor. Bunu da söylemiştik zaten. Bunun dışında mesleği gerçekten de arkeoloji veya antropoloji olduğu halde bu tür şeylere kapılıp gidenler de var ama onlar da hep bağımsız araştırmalar yaparlar. Umumiyetle araştırmacının ismini unvanıyla birlikte verirken dikkat edin. Ünvanında herhangi bir resmi kurum ismi geçmiyorsa, mesela Yale Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Profesör Filanca şeklinde, bu adam muhtemelen bağımsızdır demektir eğer bunu söylemediysek. Ve öne sürdüğü iddiaları da varsayımları da bilim adına tamamen bilimsel olarak kabul etmeyebilirsiniz. Ama kendi adına kabul edersiniz. Bu adamın iddiasıdır diye. Ve fikir olarak, alternatif bir açıklama olarak kabul edebilirsiniz. Ama eğer bunlar birbirine karışırsa, Allah korusun, o zaman bilim yaptıklarını, bilimsel yayınlar yaptıklarını iddia eden, fakat ezoterik, okült, bilmem işte spiritüel, alanlarla ilgili yayınlar yapan bazı insanlara benzersiniz. Bunların YouTube'da kanalları var. Anlattıkları şeylerin bilimle alakası yok. Girişte bilim yazmış, yani bilimsel şeyler. Konular da bilimselmiş. Siz ya bilimin ne olduğunu bilmiyorsunuz ya da biliyorsunuz fakat insanları kandırmaya çalışıyorsunuz. Bir sonraki başlığa geçelim. Seri katiller ve İkinci Dünya Savaşı ile ilgili çok fazla istek var. Bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar, YouTube'un zaman zaman gözden kaçan şeyler olsa da çok sıkı bir
şekilde uyguladığı bir yayın politikası var. Bunu normal kullanıcılar ya da takipçiler bilmez. Bu yüzden yayın politikaları bölümünden size bu bölümü okumak zorundayım. Bakın bu kısımla ilgili YouTube topluluk kuralları ve YouTube politikaları bölümünde ne yazıyor? Başkalarını bireylere veya belirli bir grup kişilere karşı şiddet içeren davranışlarda bulunmaya teşvik eden içerikler. Tahmin edersiniz neler olduğunu. Küçüklerin dahil olduğu kavgalar, trafik kazaları, doğal afetler, savaş sonrası görüntüleri, terör saldırısı sonrası görüntüleri, sokak savaşları, fiziksel saldırılar, cinsel saldırılar, intihar, işkence, cesetler, protesto veya isyanlar, soygunlar, tıbbi operasyonlar, izleyicileri şok etme veya iğrendirme niyeti içeren diğer durumlarla ilgili videolar, sesler veya resimler. İzleyicileri şok etmek veya iğrendirmek amacıyla kan ya da kusmuk gibi bedensel sıvıları gösteren videolar veya resimler. Gereksiz acı veya zarar vererek bir hayvanın acı çekmesine neden olma durumunu gösteren içerikler. Yani bildiğiniz hayvanlara eziyet videoları. Hayvanların insanlar tarafından dövüşe teşvik edildiği veya zorlandığı içerikler. Yukarıda sıralanan konulardan herhangi birinde, videonun dramatize edildiğini veya kurgulandığını, izleyiciye yansıtacak yeterli bağlamın verilmediği, dramatize edilmiş ya da kurgulanmış görüntüler. Bu saydıklarımın hepsinin yayını yasaktır çocuklar. En aşağıya şöyle bir not düşülmüş, lütfen bunun tam bir liste olmadığını unutmayın. Yani demek istiyor ki bunların dışında da bunlara yakın olan içerikler dahi engellenecektir. Dahası bu YouTube'un bir de özel bir heyeti var. Videoları manuel olarak inceliyorlar. Yani yayın politikaları veya topluluk kurallarını ihlal edip etmediği muallakta kalan yayınları oturup baştan sona izliyorlar ve karar veriyorlar. Peki neden? Şimdi diyeceksiniz ki bunlar tarih, bunlar kriminoloji, bunlar gerçek. Neden böyle kısıtlamalar var? Bunun tek bir nedeni var. İnternetin ve özellikle de sosyal ağların, başta YouTube olmak üzere, tüm dünyada 18 yaş altı grubun çok yoğun bir şekilde kullanması ve bu kullanımında önüne geçilememesi. Yani anlayacağınız, biz bu ufaklıklar yüzünden yayın kısıtlamalarına uğruyoruz. 10 yaşındaki bir çocuk, üyelik formuna 20 yaş yazıp, kısıtlı içeriklere kolayca ulaşabiliyor. Yani 18 yaş altı olarak işaretlenen yayınların da hiçbir anlamı yok. Bunları aşmak çok kolay. Ve bunu engellemenin hiçbir yolu yok. Uğradığımız kısıtlamaların başlıca nedeni bu. Bu yüzden de biz, ilk okul çocuklarının da izleyeceğini düşünerek içerik üretmek zorundayız. O da bu kadar oluyor. Kendi fikrimi söyleyeyim. Bu seri katiller konusu beni eskisi kadar sarmasa da bunun da bir nedeni var. Söyleyeyim nedenini de hatta konu açılmışken. Arkadaşlar bu tamamen insanları korkutmak ve dehşete düşürmek amacıyla anlatılan şeylerdir. Ama eğer tabii ki içinde çok önemli hayat dersleri, çok önemli mesajlar verebilirseniz hayatla ilgili, insanla ilgili veya kriminoloji adlı bilimle ilgili çok önemli detayları anlatabilirseniz, çünkü çok ilginç bir alandır. Evet, yayınlanabilir, yine 18 yaş üstü kısıtlamalara maruz kalır ama belki büyükler için ilginç olabilir, bilgilendirici olabilir. Ama dediğim gibi kısıtlamalardan kurtulamayız. Fakat İkinci Dünya Savaşı konusu benim en sevdiğim konulardan biridir, hatta başında gelir. Ben oturur size Nazi Almanyası'nın tüm tarihini, İkinci Dünya Savaşı ve Nürnberg duruşmalarıyla birlikte 10 bölüm, 20 bölüm boyunca büyük bir zevkle anlatırdım. Ama kanal duman olur. Kanalın her şeyi düşer. Kazancı hiç saymıyorum, o zaten yerle bir olur, mesele o değil.
YouTube'un kısıtlamaları dolayısıyla izlenme, görüntülenme, abone katılımı ve hatta önerilenlerde çıkma, yani şu yan tarafta görünme, her şey düşüyor. Bu da politikanın bir parçası zaten. Yani adamlar bize diyor ki, burası özgür bir yer. İstediğini yapabilirsin ama sonuçlarına da katlanırsın. Yani çok istiyorsan yap, kanalını eritiriz. Ben 12 senedir yayın yapıyorum. Ama çok kanalla mukayesede çok yavaş büyüyen bir kanalım var. Nedenlerini de biliyorum. Çok uzun zaman boyunca ben bu kuralları hiçe saydım. Mesela 3 bölümlük bir terör belgeseli yaptım. Ya bu terör olaylarını anlatan bir belgesel değildi. Terörün tarihini anlatan bir belgeseldi. Fakat bu engellemeler yüzünden 2 yılda 7000 izlenmede kaldı ikinci bölüm. 7000. Ve bu belgesel, bu çalışmalar tamamen Yaşar Onay ve Sait Yılmaz gibi iki profesörün yazdığı kitaplar ve tamamı uzman görüşlerinden, siyasi strateji uzmanlarının yazılarından oluşan bir çalışmaydı. Çalışmanın hali bu, görüyorsunuz. Geçen sene yayından kaldırmak durumunda kaldım. Bunu da bana önerenler sosyal medya uzmanı arkadaşlarımdı. Güzel olduğuna şüphe yok fakat kanala zarar veriyor dendi. Buyurun. Buyurun bir diğer video. Sizden çok büyük ilgi gören ve benzer nedenlerle çok kısa bir yayın hayatı olan Ölüm Meleği Joseph Mengele adlı videomuzun son durumu bu. Bakın aşağıdaki yazıya. Yorum, paylaşım ve önerilenler bölümünde görünme özelliği iptal. Yani öldürmüşler videoyu. Böyle yayında kaldığı sürece de kanal bir nevi sabıkalı durumuna düşüyor. Ve bu defa yayınladığınız her video otomatik incelemeye alınmaya başlıyor. Bu süre boyunca bunu da yaşadık. Ancak ben yine de bu videoyu elimden geldiği kadar yumuşatarak yayınlamaya çalışacağım. Bakalım ne kadar başaracağız. Son olarak trajikomik bir durumdayım. Birçok kanal sahibi gibi arkadaşlar videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın demediğim için güya takdir ediliyormuşum gibi bir muamele görüyorum. Ama bunun karşılığında videolarımın beğeni ve paylaşım oranı da yerlerde. Facebook profilimden paylaştığım videolar 200 beğeni, 60-70 yorum alır duvarımda. Yorumlarda öve öve bitiremezler. Ama paylaşıma bakıyorum, sadece 4 tane. Veya YouTube'daki hali videoların 100 bin izlenmiş, bütün yorumlar övgü dolu ama sadece 1000 beğeni. Üstelik bir de izlemeden beğenenler ve izlemeden beğenmeyenler arasında bazen anlaşmazlık çıkıyor. Bunun da açıklamasını yapıp konuyu bitirelim ve haftaya yayınlanacak olan yeni belgeselin, hadi bu sefer söyleyeyim, ben elimden geldiği kadar önceden söylemem yapacağım videoyu. Belki şansım dönmüştür, uğurum dönmüştür, belki artık böylesi uğur getiriyor. Bu sefer söyleyeyim, Joseph Mengele videomuzu yeniliyorum ve haftaya onu yayınlamaya çalışacağım. Onun hazırlığına başlayacağım daha doğrusu bu podcast'in hemen ardından. Adamın ismindeki gizli şifreden midir, nedir? Bu engeller bilmiyorum. Hani sürekli bana soruyorlar ya Mengele ne oldu? Böyle ben bunu cevap vere vere bir baktım kafiye oluşturuyormuş bu. Mengele engele takıldı diye. Mengele engele. Adı Mengele takıldı engele diye. Yani isminden dolayı da belki de engele takılıyordur. Yani Joseph Mengele'nin kim olduğu belli ya. Beğeni meselesine bir açıklama getirelim. İzlemeden beğenenler bazen eleştiriliyor. Eleştirmeyin arkadaşlar. Eleştirmeyin. Beğeni kanala destektir. Ben seni izlemeden beğeniyorum anlamına gelmiyor bu. Bu arkadaşlar video beğenisinin kanalın büyümesi için ne kadar önemli olduğunu bilen insanlar. Çok beğeni alan video önerilenlerde daha çok görünür. Bu da onun daha fazla görüntülenmesine neden olur. Bu yüzden ben veya başka bir kanal, takipçisi olduğunuz kanalın videolarının o beğen butonunu çökertmeniz gerekiyor. En az izlemeniz kadar önemlidir bu.
Dolayısıyla izlemeden beğenenlerin eleştirilmesi yanlıştır. Bunlar doğru yapıyor. Bunlar YouTube'un işleyiş biçiminden anlayan insanlar. Diğer tarafta da izlemeden beğenmeyenler var tabii ki. Bunlar da zaten benden nefret edenlerin varlığını ve oranını gösteren bir tür gösterge. Canınız sağ olsun. Siz sağ, ben selamet. Siz oradaysanız ben de buradayım. Selamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seçim gündeminden uzak durun ki sinirleriniz bozulmasın. Bakın havalar güzelleşti. Parklara çıkın. Elinize bir paket mama alın. Sokak canlarına mama dağıtın. Nasıl minnet duygusuyla arada dönüp yüzünüze bakarak yediklerini seyredin. Doyurun onları ki onlar doydukça sizin de ruhunuz doysun. Haftaya yepyeni belgeselde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. İyi geceler, iyi hafta sonları.